Sevgili izleyenlerimiz, Kanal 42 ekranlarından yepyeni bir Erkan Soruyor, Aspora Kazandırıyor bölümünden sizlere bu akşam da merhabalar diliyoruz efendim. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Erkan yine sizler için efendim şube şube gezintilerine devam ediyor. Aspora marketlerdeki yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor efendim. Bugün nereye çıkıp geldik? Bugün de Ankara yolu üzerinde. Bununla efendim görkemli mağazalarımızdan bir tanesine geldik. Ankara yolu şubemize çıkıp geldik efendim. Bugün de yine formatın dışına çıkmadan efendim iki kıymetli yarışmacılarımızı sizlerle buluşturacağız efendim. Yine Ramazan'a güzel bir hatıra bırakmak için elimizden geleni yapacağız. Sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek, maskemize dikkat ederek tabii ki efendim. Buranın kıymetli müdürü Nazlı ablamızın buraya ne zaman gelsek efendim hareketli ve bereketli bir ana denk geliyoruz. Bugün de eminiz ki yine o günlerden bir tanesini yaşayacağız. Sözleri fazla uzatmayalım efendim. İftara sayılı saatler kaldı. Aspora Ankara yolu şubemiz bizleri bekliyor. Yarışmacı radarımızı açalım ve sizler için muhabbetlerimize başlayalım. Haydi bakalım. Evet sevgili izleyenlerimiz, açılışımızı gerçekleştirdik efendim. Ankara yolu şubemizde olduğumuzu ifade ettik. Kıymetli Nazlı ablamızın, kıymetli müdürümüzün şu anda şubesindeyiz efendim. Maşallah kadın eli değdi. Mağazanın her köşesinden yine belli Nazlı ablamızı ve tüm ekibini yine canı yürekten kutluyoruz. Formatımız dahilinde yine ilk yarışmacımızı bulduk ve sizlerle buluşturuyoruz. Dünyalar tatlısı bir aile efendim. Ortada bir tane cennetliğimiz var, fıstığımız var. İki de kıymetli büyüğümüz var. Bakalım kimlermiş, tanışacağız. Amcam hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş bulduk kızım. Nasılız amcam, iyiyiz? Şükür yavrum, iyiyiz. Allah'ıma bir şükür. Bende bir eksiklik var yalnız. Adını bilmiyorum şu an. Adını bilirsem dünyalar benim olacak. İsmin nedir? Adem, Hacı Adem Atıl. Allah, isimleri ne güzel ya. Hele bir de Havva mıdır yoksa? Ümmühan. İsim nedir? Ümmühan. Ümmühan. Evet. Gençliğinde çok dedik sana bir Havva bulalım diye, evet. Dinlemedi bizi. Ümmühan dedi. Artık yapacak bir şey yok. Teyzem sen de hoş geldin. Hoş bulduk canım. Nasılsın sağ ol. Teyzem sen de? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Allah iyilik versin. Bir de hanım kızın hatırını sorayım, sonra büyükler devam edelim. Kız hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Az mı iyisin, çok mu iyisin? Çok. Tekne oruçlarına başladık mı fıstığım? Hı hı. Ufaktan başladık. Evet. Sen kaça gidiyorsun? İki. Hadi bir el salla okul arkadaşlarına. Canım benim, Allah'ım acısını göstermesin. Şimdi aile reisimizin yanına, kıymetli Adem amcamızın yanına bir duralım bakalım. Memleket neresidir? Eskil. Eskil. Eskil'le bir bağlantı var mı ya da tamamen buradan mı? Tamamen. İpleri kopardık diyorsun. 10 senedir koparttık buradaydık. Ocak burada tutuyor artık. Aynen yani. Öyle. Ey maşallah. Peki ne işle meşgulüz? Neler yaparız? Çiftçiydim, emekliyim. Oh ne güzel. Şimdiki emeklinin keyfini çıkartıyor. Yatıyoruz. Şimdi çiftçilik zor zanaat. Doğru mu illaki? Yıllarca toprakla haşır neşir oldun. Biz onunla yorulduğumuz için bize güzel, hoş geliyordu ama tabii şimdi onun yerini arıyoruz ama illaki. Yaş gidince benim de oğlan çocuğu olmayınca sattım tarlaları. Eyvallah. Bırakıverdim burada şimdiki. Artık kafa dinliyorum diyorsun değil mi? Hanımına iyi kötü gelip geçiyoruz kızım. Oh ne güzel. Allah ağzınızın tadını bozmasın amin, illaki. Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan demişler. Doğru mu amcam? Doğru amcam. Doğru. Şimdi biraz daha şöyle artık muhabbeti tatlandıralım. Evet. Ramazan geldi, hoş geldi. Maşallah şöyle gelişi bir sevinçti. Şöyle ilk haftayı da doldurduk. Abi. Nasıl geçiyor? Çok güzel geçiyor. Her çok, şey yolunda. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Allah'ım herkese nasip etsin. Herkese tutmak oruçlar nasip etsin. Allah'ım şu hastalığı üzerimizden alsın. Amin. Bayrama huzurlu bir olarak inşallah yetiştirsin Allah'ım. Allah'tan duamız bu. Allah'ım ne güzel dualar ediyor. Ağzın bal yesin amcam benim. Okuyoruz, Kur'an okuyoruz, dua diyoruz. Allah'ım şu hastalıkları İslam alemini koru, kurtar, bayrama huzurlu olarak yaşayalım diyoruz ya. Eyvallah abicim. Ağzına yüreğine sağlık. Şimdi bir de Ümmühan teyzemizin yanına döneceğim. Böyle tam arabulucu gibi oldum. Bir oradayım bir buradayım ama derdimiz sohbet, derdimiz muhabbet. Maşallah senin Konya tabiriyle herif 10 numara. Evet. Ağzı dualı. Evet canım. Mülayim. Öyle. Ya da her yerde aynı mülayim mi? Her yerde aynı mülayim. Hani böyle çok affedersin kafasına vur lokmasını al tabiri evet, var ya. Evet doğrudur. Doğrudur. Yani evet. O söz Adem amcamız için kullanılmış. Kimse üstüne alınmasın diyelim mi efendim? Diyelim. Doğrudur çok. Hey maşallah. Sen de mi eskillisin?
Afyon. Ben Afyonluyum. Sen Afyonlusun. Ben, evet. Şimdi Eskil nereye, Afyon nereye diye insana bir sorarlar. Nasip olunca olur ayrı mesele Allah'tan ama. Allah'tan nasip oldu, oldu geldim. Nasıl oldu bu iş? Düğüne bizi de çağırmadınız, anlatın bakalım. Aman bilmem, görücü usulü gördük birbirimizi, evlendik. Görücü usulü oldu, evet, öyle mi? Evet. Ya eskiden olsa şu köy düğünlerini ben vallahi özledim. Erkan'la geziyoruz çekimlerinden. Hatırlayanlar bilir köyleri gezdiğimiz dönemlerde. Köy düğünü olunca ben böyle Allah kendimden geçerdim. Şimdi sohbet güzel. Kıymetli ailemiz harika. Hacer'im desen daha da böyle bir harika. Biz ne yapalım? Soru zarflarımızı çıkartalım. Yarışma faslına geçelim. Doğru mu? Doğrudur efendim inşallah. Gayet güzel. Renkli soru zarflarımızı çıkarttım. Ben Hacer kızımıza seçtireceğim. Uygun mudur? Hacer'im seç bakalım fıstığım. Hadi bakalım. Kırmızı mı olsun? Kırmızı olsun dedi. Hemen soru zarflarımızı yönetmenimize teslim edelim. Biraz karıştırdım Belgin Hanım. İdare et artık. Yönetmen ne için var? Arkamızı toplamak için var yani. Doğru mu? Saygılar sunuyoruz sana da. Allah. Hacer sen ne yaptın kız? Çok zor sorular bunlar. Ne yapalım? Kaçalım gidelim mi? Gitmeyelim değil mi? Burada duralım. Evet. Sen şimdi Eskilli misin? Konyalı mısın? Afyon. Afyonlu musun? Direkt Afyon, direkt Afyon. Damat bey mi Afyonluydu? Nasıl oldu bu iş? Afyonluydu. Damat. Şimdi sen de Afyonlu olduğuna göre senin taraftan mıydı? Kızım gitti oraya, akrabalara verdik. Akrabalara verdik. Evet, akrabayla evlendi. Bu da Afyonlu sayılır. Oh ne güzel. Maşallah. Afyonumuzun kaymağı diyelim o zaman şöyle. Efendim ilk sorumuz gelsin. Sohbetimiz güzel ama asıl sebebi ziyaretimize de gelelim illaki. Efendim farklı renklerde soru zarflarımız var. Dini soru zarfımız var. Sizler biliyorsunuz tarih sorularımız var. Coğrafyamız var. Emre tutmuş gaza gelmiş. Neden gaza geldiyse Yeşilçam soruları da hazırlamış. Yeşilçam filmlerini sever miyiz? Severiz, severiz. Eskiden seviyorduk, şimdi de seviyoruz. Şimdi de seviyoruz. Evet. Hakimsin yani konuya. Evet. En çok kimi seviyorsun? Şener Şen, Kemal evet. Sunal, Güdük. Kemal Sunal'ı severim. Güldürüyor değil mi? Evet, güldürüyor, eğlendiriyor bizi. Seviyoruz. Olay bu işte yani. Evet. O zaman çalıştığınız ve sevdiğiniz yerlerden gelecek. Efendim hoş geldiniz sizler de. Maşallah. Mağazamız iftara sayılı saatler kala kıymetli hemşerilerimiz tarafından yine tercih edilmeye devam ediyor. İlk soru şu anda ekranlarda. Yeşilçam'ın sevilen Babacan komiseri kimdir? Yeşilçam'ın sevilen Babacan komiseri kimdir? Küçük bir tüyo, pos bıyıkları var. Emre'ninkinden pos olmasın. Efendim? Hulusi Ketmen. Hulusi Ketmen diyorsun. Şıkları ben yine de bir vereyim. Erol Taş var, Nubar Terziyan var, Hulusi Kentmen var, Edis Hum var. Hulusi Kentmen. Hulusi Kentmen midir? Evet, Hulusi Kentmen diyoruz. Teyze diyorsa vardır bir bildiği. Yani böyle büyüğümüzü inkar mı edelim? Bir de bir tabii ki. Gayet güzel. Komiser olduğuna göre o. Evet, evet. Çöpçü olsaydı Kemal Sunal evet, olacaktı. Evet, Kemal Sunal olacak, olacaktı yani şey çöpçü olsaydı. Ben sana kurban olurum. Yeşilçam filmlerine komple hakim. Helal olsun. Afyon'da kimler var? Orada kardeşlerim var işte. Annem babam yok. Onları öldürler. Onlar artık dünya bir pencereydi. Baktılar, geçtiler. Geçtiler. Doğru mu? Doğrudur, doğrudur. Allah cennetinde kavuştursun daha. Ne diyelim efendim? Kız, maşallah sana. İzleyen izleyicilerimiz de maşallah desinler efendim şöyle. İkinci sorumuz geliyor. Sevdiğin yerden geliyor. Şener Şen, Badi Ekrem rolünü hangi filmde oynamıştır? Şener Şen, o kırmızı eşofmanıyla Badi Ekrem rolünü nerede oynamıştır efendim? Eşkıya adamı, Gülen Gözler'de mi, Kibar Feyzo'da mı, Hababam sınıfında mı? Emre, soru hazırlama durumlarına bayılıyorum senin, aslan kardeşim benim. Hababam sınıfı? Evet. Hababam sınıfını izledin mi? İzlemedim. Gerçi seni sarmaz artık, film eski olunca sen biliyorsun değil mi? Biliyorum, biliyorum. Yani sen Pepe falan mı seviyorsun? Ha? Çizgi hangi çizgi filmi daha çok seviyorsun? Pepe'ye bak. İloyan. İloyan. Allah Emre bu farklı bir çizgi film tarif etti. İftardan sonra Emre ile biz de o çizgi filmi seyredeceğiz. Çekirdekler benden. Tamam mı? Anlaştık. Evet efendim. Üçüncü sorumuz geliyor sizlerle buluşuyor. Hacer. Gözlerim üstünde. Doğru cevapları sen de biliyorsun. İlyas Salman, Hababam sınıfı serisinin hangi filminde oynamıştır diye Emre bu haliyeti ruhiye ile bu güzel soruları hazırlamış. Ben de sizlere sunuyorum. Aracıyım efendim. A şıkkı Hababam sınıfı 9 doğuruyor. B şıkkı Hababam sınıfı tatilde. C şıkkı Hababam sınıfı uyanıyor. D şıkkı Hababam sınıfı sınıfta kaldı. E şıkkı Emre'nin aklı başından gitti. Acaba hangisi? Kaldı mı? Sınıfta mı kaldı? Bence öyle herhalde. Sen düşüne dur. Teyzem sen ne diyorsun bu konuda? Doğru mu? Ben de aynı bunu katılıyorum yani aynı. Sen kime katılıyorsun? Eşime katılıyorum. Eşin ne dedi de katılıyorsun? Hababam sınıfı dedi ya. Hababam sınıfı. Ha. Hangi Hababam sınıfı? Sınıfta. Bir sürü Hababam sınıfı var. Sınıfta mı kaldıydı? Neydi o? Ya, sınıfta mı kaldıydı?
Ortam harika şu anda. Soruyu ben tekrar soracağım. Ya maşallah vallahi gönül ister 2 saat 3 saat konuşalım. Evet. İlyas Salman hani böyle acayip ağlıyor, değişik kahkahalar atıyor ya heyecanlanınca filan. Hababam sınıfında oynadı. Ama hangi serisinde oynadı? Hababam sınıfı 9 doğuruyor'da mı? Bak. Bak işte ben demedim. Ben dedim mi? Demedim. Kimdi? Benden çıkmadı o kopya. Kim çıktıysa söylesin yani. Hababam sınıfı tatilde. Değil mi? 9 doğuruyor. 9 doğuruyor dedi teyzem. De bana demedi. Yani cevaba dedi yani. Tamamdır. O zaman 3'te 3 yapıyorlar mı? Yapıyorlar mı hanım kız? Yapmış. Bir alkışla kız. Bir alkışla. Ay canım benim. Yerim ben seni. 3'te 3 yapıyorlar efendim. Kıymetli ailemiz. Şimdi Afyon'un mutfak geleneği Konya'nın içine de geldi mi efendim? Geldi. İftarda Afyon usulü neler yapıyoruz? Afyon usulü işte orada ne yapılıyorsa bizim burada işte çorbalar, şeyler. Ondan sonra ne diyeyim? Anlat canımız çekmez hadi. Bilmiyorum işte bir şeyler yapıyoruz. Şimdi işte. Afyon'un kültürü farklı illaki, doğru mu? Konya'nın kültürü farklı. Buranın kültüründen biraz daha orada da var işte. Su börekleri, çorbalar, tarhana çorbaları öne gelir şeyde yemeklerden önce. Çorba yaparız. Şimdi kız evi durumu ballandıra anlatıyor da oğlan evinde durum nasıl? Amcamıza soralım. Şimdi kıymetli amcam benim. Afyon'dan gelinimiz çıkıp geldi ya. Yemekleri nasıl? Senden tabii, geçerli tabii, puanı aldı mı? Şimdi Afyon'dan buranın yemekleri arasında çok büyük fark var. Nasıl fark var amcam? Mesela Konya'nın kültürü hiçbir yerde yok. Sadece bize has değil mi? Tabii. Şimdi adama zamanla tabii buraya alıştı şimdi. Aynı güzel Konya'nın yemeklerinin aynısını yapar. Eyvallah. O zaman ablam da bir Konyalı oldu. Ben tekrar kız tarafının oraya geçeyim. Emre ne yapıyorduk? Kaçıncı soruda kalmıştık? Yine lafa daldık, unuttuk gittik. Beni küçükken böyle bakkala yollarlardı, git ekmek al gel diye. Lafa dalardım. Gelince babam da beni saygıyla, sevgiyle karşılardı. Ah o günler. Şimdi efendim, dördüncü sorumuz artık baraj sorusu. Ya alışveriş çekleri ya da siz gittikten sonra Emre ile biz birbirimize sarılı bağlayacağız. O derece üzülüyoruz yani. Gönül ister alışveriş çekleriyle uğurlayalım. Geliyor soru, pür dikkat dinleyelim inşallah. Tamam mı? Amcam benim, cefakar amcam benim. Dördüncü soru ekranlarda. Şener Şen'in Şabanoğlu Şaban filmindeki rolü nedir? Bak Fesime bak, o günleri hatırla. Olur mu? A şıkkı Nazır Paşa. Hani o Kınalı'da yangın mı çıktı diye mi? Hatırladın değil mi? Biliyorum hatırladım. Tamam, benim yaşlandığındaki halim işte o. B şıkkı Kumandanım Hüsamettin. C şıkkı Kadırgalı Eşref. D şıkkı Yunus Kaptan. Şimdi Yunus idi Hızır idi, o mu? Neydi? Kopya geliyor. Net anlaşılıyor mu? Net anlaşılmadıysa kopya bir daha gelsin. Hüsamettin mi? Hüsamettin'le asker arkadaşlığı gibi mi var? Hüsamettin ya, bizim Hüsamettin var ya, aynı onun gibi dedi. Hüsamettin katılıyor muyuz? Katılıyoruz. Evet. Efendim biz de katılıyor muyuz? Efendim gerek şahitlerin huzurunda, gerekse seyircilerimizin huzurunda yarışmak için bize başvurdunuz. Evraklarınızda herhangi bir sakınca çıkmadı ve verdiğiniz cevaplarda doğru olduysa kumandanım Hüsamettin'e evet diyor muyuz? Evet diyoruz. Evet. Diyorsunuz. Evet. Diyorsunuz. O zaman ne yapıyorlar efendim? Alkış gelsin. Hemen şu anda kendi kitleleri de orada efendim. 200 liralık alışveriş çekinin sahibi oluyorlar efendim. Ne de güzel oldu. İyi ki çıkıp geldiniz. Sana takdim edelim. Şimdi ağzı dualı teyzem benim. Şaka gırgır şamata bir tarafa, güzel bir sohbet çıkarttık. Ramazan hatırası bıraktık. Şimdi bir Ramazan mesajı isterim senden. Hadi ekranlar sende. Bütün İslam alemine Ramazan şerifi mübarek olsun diyorum. Herkese huzur versin, huzurlu günler versin. Şu virüs üstümüzden gitsin. Herkes bir rahatlasın, bir özgür bir yaşasın. Yani çok özgürümüzü kaybettik bu arada. Yani hastalık gitsin üstümüzden. Ramazan mübarek olsun herkese. Allah razı olsun teyzem. Namazların arkasında bizlere de dua et inşallah. Teşekkür olur mu? Ederim. Sağlığın saatin daim olsun. Amcama dönüyorum. Kıymetli amcam. Söz sende. Bir Ramazan mesajı da senden alalım. Allah'ım bu Ramazan'ı herkese nasip etsin. Amin. Hayırlı mübarek olsun. Allah üzerimizdeki şu hastalığı yok etsin. Bayrama huzurlu çocukların Allah yüzüne bakarak huzurlu bir gün versin inşallah. Onu diliyorum. Allah İslam alemine hayırlı mübarek olsun diyorum. Allah razı olsun. Ağzın ballesin. Son söz Hacer senin, yaklaş hele gel. Herkese hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Ramazanınız kutlu olsun. Oy canım benim. Allah'ım acısını göstermesin. Başarıları daim olsun inşallah. Sizlere bağışlasın. Efendim kıymetli bir ailemizi tanıdık. Ziyadesiyle memnun olduk efendim. Güzel bir yarışma çıkarttılar. Yarışma bahaneydi. Sohbette şahaneydi yine her zamanki gibi. Ramazan'a hoş bir hatıra bıraktık. Ankara yolu şubemizde diyelim. Bir el sallayalım efendim. Kapatalım dükkanı. Hadi bakalım devam ediyoruz.
Evet sevgili izleyenlerimiz, ilk yarışmacımızı efendim güzel bir sohbet eşliğinde uğurladık efendim. Tanıdık gerçekten ziyadesiyle, memnun olduk. Kıymetli hemşerilerimiz de sizlerin arasındaki köprü olmaya tam gaz devam ediyoruz. Bir ailemizi uğurladık. Kıymetli bir ablamız yarışmanın tam ortasında şu anda sizlerle buluşuyor efendim. İnşallah ilk yarışmacımızın şansı kendisine de yansır diyelim ve sohbetimize başlayalım. Ablacığım hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsın, iyisin inşallah? Elhamdülillah, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. İsminizi başlar mısınız? Müzeyyen. Müzeyyen ablamız nerelidir evvela? Ben Tokatlıyım. Tokatlısınız? Evet. Gelin mi geldik efendim? Evet, gelinim. Yüksek yüksek tepelere dediler ev kurmasınlar dediler, soluğu Konya'da aldırdılar öyle mi? Evet, öyle oldu. Beyimiz ne işle meşgul? O serbest çalışıyor, esnaf. Esnaf. Kendisine evet. De buradan efendim. İsmi nedir? Süleyman. Süleyman ağabeyimize buradan sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım. Yenge Hanım'la inşallah keyifli, güzel bir yarışma çıkartacağız. Biraz daha şöyle yakinen tanımak isteriz efendim. Yavrular var mıdır? Evet, iki tane oğlum var. Allah bağışlasın. Allah teşekkür ederim. Allah inşallah razı olsun. Ankara yoluna şubemize çıkmış gelmişsiniz. Ankara yolu şubesi nasıl efendim? Sizi memnun ediyor mu? Çalışanları olsun, dizaynı olsun. Evet, Asfora olarak zaten yıllardır alışveriş yaptığımız bir market. Bütün içerikler mevcut. Güzel bir marketimiz. Ben memnunum. Evimize de yakın olduğu için daha iyi oldu. Bir noktada komşu yani. Yani komşu olduk, evet. Eyvallah efendim. Ayaklarınıza sağlık. Market sizin, mağaza sizin. Ne zaman isterseniz buyurun gelin diyelim. Ve artık heybeden sorularımızı şöyle bir çıkartalım. Bakalım Emre Efendi'nin hazırlamış olduğu sorulardan bu sefer hangisi denk gelecek? Evet efendim, Emre Çatalcam en güzel sorularını siz değerli hemşerilerimiz için hazırlıyor. Benim de elime tutuşturuyor. Ben de nacizane soruyorum. Aracıyım efendim. Tüm bu sorular bu çocuğun başının altından çıkıyor dedikten sonra kıymetli ablamıza doğru şöyle bir dönüyorum. Hangi renk? Ben yeşili severim. Yeşili seviyorsunuz. Onu ben alayım efendim. Diğer soru zarflarını da kıymetli yönetmenimize takdim edelim. Belgin Hanım buyurun. Seçmiş olduğunuz soru zarfı ben seçseydim mağazayı terk ederdim, kaçar giderdim. Gerçekten. Kesinlikle. Ben böyle bir soru görmedim. Nasip. Yıllardır bu programı yapıyoruz. Böylesine zor soru zarfı olur mu diye kendi kendime düşünmeye başladım. Nasip. Normalde korkar mıyız efendim? Cesaretimiz nasıldır? Cesaretliyimdir. Evelallah diyorsun. Evelallah, evet. Efendim, bizim milletimizin hatunları, bizim milletimizin kadınları tabii ki her daim cesaretlidir efendim. Şimdi o zaman ilk soruyla başlayalım. Dini soru zarfını seçmişiz. Eminim bir çırpıda hepsini bileceksiniz. Sıkıntı yok. Ankara Yolu Şubemizde ilk yarışmanın verdiği mutlulukla ikinci yarışmacımızı ağırlıyoruz ve ilk soruyu yöneltiyoruz. Haydi bakalım gelsin ilk soru. Dinimizde kurban kesmenin hükmü nedir diye sorduk efendim. Vaciptir. Nedir efendim? Vaciptir. Yine de şıkları saymakta fayda var. A şıkkı vacip, B şıkkı farz, C şıkkı mekruh, D şıkkı müstehap. Vaciptir efendim. Vaciptir dedik. Ve doğru mu söyledik? Ve şunu da ekleyeyim. Buyurun efendim. Kurbanda ne sizin kanlarınız ne de mallarınız Allah'a ulaşırdı buyuruyor. Sadece sizin takvanız Allah'a ulaşır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu da burada iletmiş olayım. Bunu da burada iletmiş olun tabii. Emre tam araya girmeden yani. Teşekkür ediyoruz bu kıymetli bilgi için. Bir de bir yaptı benim kıymetli ablam. Geliyor ikinci soru. İkinci soruya da şöyle bir bakıyorum. Yine efendim kurbanla ilgili. Emre'nin canı bu ara et çekmiş belli. Kurban bayramını sorularda yaşamış. İkinci soru geliyor. Bir işin veya isteğin olması halinde kesilmesi vaat edilen kurbana ne denir? Soruyu tekrarlıyorum. Bir işin veya isteğin olması halinde kesilmesi vaat edilen kurbana ne denir diye sorduk efendim. A şıkkında şükür kurbanını verdik. B şıkkında akika kurbanını verdik. C şıkkında adak kurbanını verdik. D şıkkında nafile kurbanını verdik. Şükür kurbanı mı, akika kurbanı mı, adak kurbanı mı, nafile kurbanı mı efendim? Adak kurbanı, diğer bir adı da nezirdir. Nezir, adak kurbanıdır. Eyvallah ablacığım. Bizi aydınlatıyor kıymetli ablam. Bu arada mezuniyet nedir efendim? Ben ilahiyat. İlahiyatçısınız. Tam bize denk geldi şu an. Oh, kıymetli hocam diyeyim o zaman ben şöyle. Hocam iyi ki varsınız diyelim. Allah razı olsun sizlerden. Üçüncü sorumuz gelirken şöyle o zaman bir kısa şöyle ne yapalım? Sohbet arası verelim. Hazır Ramazan ayı içerisindeyiz. Bir şey daha ilave tabii edebilir ki miyim? Akika kurbanı da tam böyle yeri gelmişken şunu söyleyelim. Çocuklarımızın gençlik dönemine kadar, ergenlik dönemine kadar kesilmesi gereken bir kurbandır. Onların sadakası olması hasebiyle çok önem arz etmektedir.
O yüzden akika kurbanlarını çocuklarımız doğduğu andan ergenlik dönemine kadar eğer elimizde imkanımız varsa yaparsak bizim için çok hayırlı olur inşallah. Diyor benim kıymetli ablam, kıymetli hocam diyelim. O zaman ne yapalım efendim şöyle? Sohbeti artık sorulardan sonrasına saklayalım. Üçüncü soruyla yolumuza devam edelim. Dünya hayatını sona erdirecek olan büyük olay aşağıdakilerden hangisidir? Dünya hayatını sona erdirecek olan büyük olay aşağıdakilerden hangisidir diye sorumuzu yönelttik efendim. A şıkkında mizanı, B şıkkında mahşeri, C şıkkında sıratı, D şıkkında kıyameti verdik. Kıyamet diyorum efendim. Kıyamet diyoruz. Evet. Hani derler ya bir evde hanım ölünce büyük kıyamet, erkek ölünce küçük kıyamet derler ya, buna katılıyor musunuz efendim? Herkesin yeri kendince ağırdır. Ben ona katılmıyorum. Herkesin kıyameti kendine diyorsun. Kendinedir yani. Evet. Evet. Şimdi efendim kıyamet dedi benim kıymetli hocam. Kıyamet dedi. Doğru mu söyledi Belgin Hanım, Emreciğim? Tabii ki doğru efendim. 3-3. Dördüncü soruya geldik. Dördüncü soruda ya alışveriş çekleri ya da teselli hediyeleri. Ben bunu bir yardıma muhtaç bir ailemiz için yarışıyorum. Aslında ben buradan gidecektim fakat o aklıma gelince dedim bir yarışayım, ona hediye edeyim. Harika. Ben inşallah kazanırsam bunu o ailemize hediye edeceğim. Olay bu işte efendim. Ben böyle manzaraları gördükçe ziyadesiyle mutlu oluyorum. Örnek olacak davranışlar sergiliyorlar. Mal da bize emanet, can da bize emanet efendim. Şöyle zekatımızı vermeyi unutmayalım. Her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin bile bir zekatı vardır. Gülümseyelim efendim. Tatlı sözler söyleyelim. Kalp kırmayalım. Kırılan kalbi onarmak gerçekten ama gerçekten onarmak çok zordur. Dördüncü sorumuz geliyor efendim. Belgin Hanım, Emre Bey bugün nasılsın ama? Allah razı olsun sizlerden. Sağ olun, var olun. Ekip arkadaşlarım benim. Dördüncü soru ekranlarda. Peygamber Efendimizin en büyük mucizesi aşağıdakilerden hangisidir? Efendim? Tabii ki Kur'an. Kur'an-ı Kerim'i biliyoruz. Elhamdülillah. Okuyoruz, yaşıyoruz. Elhamdülillah. İnşallah elimizden geldiği kadar ama tabii ki zor. Çünkü nefisle mücadele bir cihattır. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. En zor şeylerden biridir ve büyük bir cihat gibidir aynı. Çünkü nefis şeytandan daha tehlikeli olan bir şeydir. Belki şeytanı mağlup edebilirsiniz, onu elinize itebilirsiniz, sesini dinlemeyebilirsiniz. Ama nefsinize o kadar ağır gelen şeyler oluyor ki bazen Allah imtihanı denemek için sizi ağırlaştırıyor bazen imtihanlarınızı. Şöyle bir dua edelim. Allah'ım nefsimize karşı bize güç kuvvet versin. Amin. Ya duaların kabul olduğu bugün de inşallah şeytana ve nefsimize karşı bize büyük bir mücahede gücü versin inşallah diyorum. Amin, amin, amin diyoruz. Ne güzel dualar aldık, ne güzel sözler aldık böyle. 4'te 4 yaptı benim kıymetli hocam. Hemen alışveriş çeki gelsin. Belgin Hanım şöyle takdim edeyim diğerinde. Efendim sizler de kazanabilirsiniz. Gerek kendiniz için, gerekse böyle vermek istediğiniz güzel insanlar için. 200 liralık alışveriş çeki kıymetli hocamla buluşuyor. Ayaklarınıza sağlık. Çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Mutlu olduk. Bununla güzel bir ailemizi sevindireceğim. Eyvallah. İnşallah sizin vesilenizle. Allah razı olsun böyle bir şeye vesile olduğunuz için. Sizden de efendim. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Ramazan ayındayız. Kur'an ayındayız. Kapanışta sizden güzel bir mesaj almak istedim. Şu an içinde bulunduğumuz bu pandemi sürecinde yapılacak en güzel dua. Rabbim üzerimizdeki bu musibetlerden bizi bayrama varmadan kurtarsın inşallah. Belki bu kadar kısa bir sürede olmaz diye düşünebiliriz ama Rabbimizin kün feyakün ayetini düşünerek neden olmasın ki diyoruz ve gönlümden bir dua. Rabbim bizi bu pandemi sürecinden, bu virüslerden ve diğer üzerimizdeki bütün musibetlerden bizi kurtarsın. Anne babanın değerini bilen, çok uzatıyorum kusura bakmayın. Estağfurullah. Ya ben biraz dua konusunda gerçekten çok hassasım. Allah razı olsun gerçekten. Yani yer gök duayla her zaman için en güzel dua da müminlerin birbirine yaptığı duadır. Efendim ayaklarınıza sağlık. İyi ki çıkıp gelmişsiniz. Sizleri tanımak gerçekten bizleri de mutlu etti. Kapanışta adetimizdir efendim. Güzel Ramazan mesajını da aldık. Şöyle dedi, el sallayalım, burayı da noktalayalım. Haydi bakalım devam ediyoruz. Evet sevgili izleyenlerimiz, Erkan sordu. Asfora bugün de kazandırdı efendim. Yine heybeden sorular çıktı. Yine çekler asıl sahibini buldu efendim. Nerede? Ankara yolu şubemizde. Değerli müdürümüz Nazlı Hanım'ın birbirinden kıymetli elemanlarıyla, buraya gelen birbirinden kıymetli hemşerilerimizle yine Ramazan'a hoş bir hatıra bıraktık efendim. Nazlı Hanım'a ve o güler yüzlü tüm personeline canı yürekten teşekkür ediyoruz efendim. Çeşitli hemşerilerimizle hasbihaller gerçekleştirdik ve yine Ankara yolu şubemiz gelenleri mest etmeye devam ediyor. Altını çizelim efendim. Nazlı ablamın elleri bu mağazaya değiyor. Tabii ki o enerji de buraya yansıyor. Bir kez daha
kendisini ve tüm ekibini sizlerin huzurunda kutluyoruz efendim. Bana bugün çekimlerde değerli kameraman arkadaşım Emre Çatalcam eksik etmedi sağ olsun varlığını. O da bugün yanımdaydı yine her zaman olduğu gibi en güzel kareleri sizler için yakaladı, kendisine teşekkür ediyorum. Daha sonra kıymetli yönetmenim Belgin Sakar da bugün yine sizler için efendim ne yaptı? Mesai harcayanlardan oldu. Ankara Yolu Şubemiz bugün bizler için çok verimli ve çok bereketli geçti. İnşallah darısı bir sonraki şubemizin başına diyelim. Bizler bugün Erkan Soruyor, Aspor'u kazandırıyor, noktalıyoruz efendim. Yarın yine aynı saatte bu güzel ekranlarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.